köylüme kazandırmak istiyorum yani. İnşallah. İnşallah. Evet, zaten hazine arazileri onlar hakkında. Evet, hazine arazileri hakkında önce bu işin çözülmesini istiyorum. Artık 10 yıl artık bekleye bekleye köylümüzle kendim mal sahipliğini üstlenecek yani. İnşallah. 50-60 senedir artık. Allah hepimize kolaylık versin. Evet. Ödeme kolaylığı. Ödeme kolaylığı. Ödeme kolaylığı. Yok yani, yani. Tek 219 dönüm itiraz etmedi. Meramız yani. Var. Meraya da ekme. Hı hı. Ekme bir şey olmadığı için yangınların önüne geçemiyoruz. Hı. Yani en azından insanlar ağaç diksin, meyve yetiştirsin. Bunu istiyorum. İnşallah sesini duyarlar. İnşallah sesimizi duyarlar. Senin işini de yapalım bu arada. Tamamdır. İstediğin kuruma bu evrakı verirsin. Beş dönemdir devam ediyorum. 20 yıl bitti. 25 yılı da inşallah tamamlarız. Sağlıklı bir şekilde tamamlarız. Ben 20 senedir muhtarım. 2004 yılında İşte daha önce işte liseyi bitirdikten sonra çeşitli iş yerlerinde çalıştım, mağazalarda çalıştım, imtihanlara girdim, kazandım fakat olmadı bir türlü, mülakatlarda geçemedim. Daha sonra köyüme döndüm, köyde işte bir kış evinde oturuyorduk işte. O zaman Ömer Fırat abimiz bu köylü, burada beraber işte muhabbet ediyorduk. En sonunda dedi ki gel sen muhtar ol. Eski muhtarın evinde oturmuştuk. O da aday olmayacaktı. Daha sonra işte ya ben olamam falan, nasıl yapayım falan dediğim olmuştu. Fakat dediler ki yaparsın, bu kadar aktifsin, bu kadar şeysin, köyüne hizmet edersin. Hem bir görevin olmuş olur dediler. Sağ olsun ben de yani önceden pek şey yapmamıştım, yani inanamamıştım. Hani belki şaka söylüyordur gibi ama meğerse gerçekmiş. En sonunda babam karşı çıktı buna. Abim işte pek istemedi. Fakat Ömer Fırat dedi ki hani niye yapamasın, yapar. Bu işin üstesinden gelir dediler. Ve bu mesleğe geldim. 29 Mart 2004 yılında bu mesleğe geldim. Daha sonra her dönem seçildim. İşte bu 5. dönemimdir. 20 seneyi bitirdik. İnşallah bundan sonra da yani çalışır bir vaziyette bu görevi tamamlarım. Köyüme daha çok hizmetler kazandırırım. Dedem de 40 yıllık Kaşpınar Köyü muhtarlığı yapmış. Dededen toruna. Ben muhtar seçildikten sonra işte dedem 2 ay sonra vefat etti. Ama ondan çok şeyler öğrendim. Yani bana ne olacağını, bu köyde kim değildir, hani şu kimlerdendir. Hani bana çok yardımcı olmuştu. Ve dedem bana çok güveniyordu yani bu işi yapar diye. Hiç aday çıkmadı. Yani biz senin gibi hani koşturamayız, biz senin gibi yapamayız. Sen ama her şeyi biliyorsun, artık tanıdın kurumlara gitmeyi. Yani biz senin gibi yapamayız, hep orta yaşlı insanlar zaten. Genç pek yok. İşte dışarıda belki gençlerimiz var. Onların da kendi işleri olduğu için muhtarlığa pek şey yapmadılar, talep etmediler yani muhtarlığı. Köylü benden memnun, ben de köylümden çok memnunum. Onlar eğer yani şey huzursuzluk çıkarsalardı belki ben bu kadar uzun süre yapamazdım yani. Karşılıklı anlaşıyoruz. Mesela bir karar verilecekse sadece azaları çağırmıyorum, heyeti çağırmıyorum, köylülere de haber veriyorum ve toplantı yaparım. İşte ne yapılacaksa, ne edilecekse onların da okeyini alırım. Daha sonra karara bağlarız. O şekilde işlemlerimizi yürütürüz. Evet, yapar. Kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. Kadın her şey yapar. Başka bir sıkıntınız var mı? Mesela ne istersiniz köye? İstekler. Köye ne isteriz? Bir cenaze.
şey,